Merhaba sevgili izleyiciler, 26 Haziran 2 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu hafta genel olarak geçtiğimiz hafta doğan yeni ay, yengeç yeni ayı enerjilerinin hissedilmeye başladığı bir hafta olacak. Ayın ışığı hafta başından itibaren yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak, büyüyecek hafta sonuna doğru. Bu da yeni ayla ilgili hayatımıza temaları taşıyacak. Güneşle beraber Merkür ve Mars da yengeç burcunda olduğu için yengeç enerjileri oldukça yoğun hayatımızda. Bu da ailevi konulara, duygusal konulara işaret ediyor. Bu dönemde evimiz, yuvamız, ailemiz, ebeveynlerimiz, sevgi, şefkat, barınma, beslenme, güvenlik, aile kurma, evlenme, ev almak, satmak, taşınmak gibi konulara daha fazla odaklanabiliriz. Aynı zamanda milli hassasiyetler, milli duygular da yoğunlaşıyor. Bu anlamda da yine biraz daha duygusal davranmamız, dürtüsel davranmamız mümkün hafta boyunca. Haftanın ilk iki günü Ay, Merkür ve Mars, Balık burcundaki Neptün'den güzel açılar alacak. Bu hem ruhsal yanımızı güçlendirecek, sezgilerimizi güçlendirecek, hem yaratıcılığımızı güçlendirecek. Dolayısıyla özellikle iç sesimizi dinlersek birçok alanda fayda görebiliriz. Yaratıcı çalışmalarda başarı sağlayabiliriz. Sevdiklerimize karşı daha fazla ilgi gösterebileceğimiz, merhamet hislerini, sevgi, şefkat hislerini daha fazla gösterebileceğimiz zamanlar. Biz ihtiyaç sahipleriyle ilgilenebiliriz. Bizim ihtiyacımız olan konularla da başkalarından yardım ve destek görebiliriz. Bu dönemde özellikle ruhsal çalışmalara zaman ayırmak çok faydalı geri dönüşler verebilir. Hafta sonuna doğruysa Oğlak burcundaki Plüton'un Merkür'e ve Mars'a gerilimli bir açısı var. Bu biraz böyle ailevi konular olabilir, toplumsal ve milli hassasiyetler olabilir, otorite pozisyonlarıyla ilgili konularda çatışmalar, güç mücadeleleri ve baskı yaratabilecek bir açı. Bunu zaman zaman ruhsal olarak hissedebiliriz. Kontrol etmekte zorlanabiliriz ve bunun sonucunda bazı dürtüsel tepkiler de ortaya çıkabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Özellikle öncü burçlar, yengeç, terazi, koç ve oğlak burçları bu enerjiyi daha yoğun hissedebilirler. Hazırladığımız haftalık videoları öz burcunuzla birlikte lütfen yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşça kalın.